Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri. Vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ve fevvizu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil 'ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran ve salâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîn alâ'l hayr ve lâ asîran. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Eddu hakkal mecalis. Üzkürullaha kethira. Ve erşidu es sebil. Ve guttu el absar. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı nizam aleyhimussalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihali dar-ı baka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımızın, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu civarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, müminatın bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyimin, mümine, müminatın tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem azimetlerle amel edin, ruhsatları da kabul edin dedi. Ramazan orucu farzdır. Herkes Ramazan'da sağlıklı, o yetişti mi hemen şey demin kümüşler fel yasum mecburen oruç tutacak senede bir ay. Ramazan ayında adam yolcuysa Cenab-ı Hak diyor ki sonra tutabilirsiniz ama yolcuyken zorluğa rağmen oruç tutarsanız fevve hayrun leküm. Sizin için çok hayırlıdır. Çünkü herkesin yapamayacağı bir fedakarlıkta bulunuyorsun. Kahramanlık yapıyorsunuz. Yolculukta da oruç tutarsan Ramazan'ı çok iyidir ama şimdi yolcusun, koşturuyorsun şuna buna. Arkadaş niye halsizsin? Neredeyse bayılacaksın sorma ya. Oruç tutuyorum da deme. Öyle yüksünme. Yapabileceksen yap bunu. Ele yük olma. Ha, o zaman kahramanlık yaparsın. Çok şey edersin. Keza hamile kadın orucunu sonra tutabilir. Ramazan'a rastlarsa hamileliği. Veya emzikli kadın çocuğuna zarar verirse sonra tutabilir. Bu ruhsattır. Böyle bu ruhsatı kullanmadı. Çocuk hasta oldu. Gitti öbür tarafa mesela. Başladı dövünmeye çırpmıyor. Yo. Bu ruhsatı kullan. Altından kalkamayacaksan Allah sana bak emzikli zamanında oruç tutmayabilirsin diyor. Sonra tut gibi. Evet bu ruhsattır. Oruç yolcu adamın Ramazan orucunu erteleyebilmesi ruhsatı vardır. Hamile kadının, emzikli kadının Ramazan'da rastladığı zaman bu halleri sonraya orucu ertelemesi ruhsatı vardır. Mesela namazları, farzları iki kıl diyor Allah. İki kıl diyor. Bu acaba ruhsat mı değil mi? Evet. Burası alimler tarafından bir hayli tartışmalı. İki kılın demek Allah'ın emridir, ıskat eder o dört rekatlı farzın ikisini bize irade tanınmamıştır. İskati emirler, tek taraflı emirler
karşı tarafa irade beyan hakkı tanımamıştır. Bugün hukukta da öyledir. Onun için farzları ben rahatım diye dört kılarsanız olmaz. Allah'ın bu ikramını reddetmemiş olursunuz. Reddetmiş olursunuz. O da çirkin, edepsiz olur. Kerih olur. Kerih olur. Dört kılmak istiyorsan camiye gideceksin. Oralı imama uyacaksın. O zaman hem dört kılarsın hem 27 kat sevap alırsın. O konuda böyle kolaylık, o da bir kolaylık. Sonra mest. Mest üzerine mesih. Abdest alırken yüzümüzü yıkayacağız. Abdestin farzı. Kolumlarımızı, dirsekler dahil, bu dirsekler yıkanmadan abdest olmaz. Bu dirsekler dahil kollarımızı yıkayacağız. Başımıza mesedeceğiz. Ayaklarımızı, aşık kemiği, topuklar dahil yıkayacağız. Normal şey, kural bu. Ama mest giyebilirsin. Allah ruhsat vermiş. Kışın mesela mest giyebilirsin. Bu bir Allah'ın bir izni, bize izin verilmiş böyle. Gerçi mest giymenin de ruhsat veya azimet olduğu tartışmalıdır da, kolaylıktır tabii. Her seferinde o soğukta ayağını soğuk suda yıkamak var. Bir de bir sabahleyin giyerken yıkıyorsun evinde sıcak suyla, otelinde sıcak suyla, ta 24 saat sonra çıkarıyorsun. O 24 saat de bozulduğu andan başlar. Giydiğin andan değil, abdestin bozulduğu andan başlar o 24 saat. Yolcuysa bu 3 ile çarp 72 saat. Abdestin bozulduğu andan itibaren bu bir ruhsattır. Yok, ben her seferinde ayağımı yıkayacağım. Çok güzel. İbadetlerin en aftalı ahmazuha, zahmet çekilerek yapılanıdır. Diyor, bu gibi kolaylıklardan yararlanın. Eğer başkasına yük olacaksanız, başkasına şikayetçi olacaksanız. Evet, şeyh-i fani, yaşlı insan. Yalnız bunu çok istismar ediyorlar. Adam 90 yaşında, benden iyi yürüyor. Dağları dolaşıp geliyoruz. O benden daha sağlam. 90 yaşında olmasına rağmen bu adam oruç tutacak. Oruç tuttuğu takdirde yerinden kalkamıyor. Elini kaldıramıyor. Halsiz kalıyor. Bu işte oruç tutmayabilir. Şimdi bu ruhsatı kullan arkadaş. Ey ihtiyar amca. Tuttu. Hayır, tutacağım dedi. Ölüyorsun, geliverin çocuklar. Göçtürün hastanelere. Yok. Ona gerek yok. Ruhsatı kullan. Ruhsatı kullan. Evet, bu böyle şeyh-i faniler için öyle kolaylıklar var, ruhsatlar var. Evet, onlar Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği kolaylıklardır. Gerektiğinde kullanın. Hele bu devirde iletişim araçları diyelim de kimse alınmasın. İletişim araçları, bakıyorsun İslam'a sığmayan görüntüler, şekiller, ifadeler, beyanlar. Sokağa çıkıyorsun, Kur'an'a uymayan, İslam'a uymayan bozuk düzen bir sürü işler. Her konuda, her taraftan müminler abluka edilmiş böyle şeyler tarafından. Hele o gençlere, Allah onlara sabır versin, Allah onları kötülüklerden korusun. İçeriden kanı kaynıyor, sokaktan da gel diyorlar, bir sürü yolunu kesen var. Bu devirde zar Müslümanların işi. Evet, namuslu para kazanacak oldun mu, %5'i %10'u zor tutturuyorsun. Ama bir de kirli yollar var, İslam'ın caiz görmediği. Bir veriyorsun, %80 fazla alıyorsun, %100 fazla alıyorsun. Böyle herkes yapıyor, işini görüyor. Öyle görünüyor. İşini görüyor, görünüyor. Sonucuna bakan yok. O güne bakıp aldanıp da insanların işi zor. Böyle bir devirde az olsun, öz olsun, helal olsun. Bu ömür gelip geçici. Bu saniyelerin ben şeyini vereceğim, hesabını deyip de gerçekten
İslam'a uygun yaşamak zor bir iş. Onun için bu devirde ruhsatları kullanın. Ruhsatları kullanın. Ben azimet yapacağım derken kalkan alırsınız, daha tersine olur. Şimdi Haç'tayız. Bir adam bizi ne zannettiyse gelmiş bizim kaldığımız apartmana, o kafile başkanına, reisine demiş ben hocayla kalacağım. Bana söylediler gelsin dedim, kalsın. Allah Allah, bizi ne zannediyor? Davulun sesi uzakta hoş gelir ya, kim bilir ne zannediyor? Gelsin dedik. Ben şimdi arkadaşlara etli yağlı yediriyorum, uyutuyorum gece. Baklavasız olmaz ha diyorum. Baklavaları da yediriyorsun. Bana ters ters bakıyor. Ne biçim hoca ya bu? Altıdan atıyor. Uyuyor. Filan. Yadırgadı beni. Farkındayım ben. Gitti gecenin üçünde. Mescid-i Nebevi'ye. Gece yarısı geldi. Öğle yemeği yok. Uykusu yok. Dirliği yok. Akşama kadar mescitte. Hızlı. Ben şimdi sonuca bakıyorum. İkinci gün de gitti, bana böyle böyle ters ters bakıyor, ne biçim hoca bu ya falan diye. Üçüncü gün hastaneye kaldırmışlar, orada bayılmış. Kim kaldıracak onu? Hemşerileri, arkadaşları, 5-6 kişi de o Ravza'dan almışlar, onu hastaneye götürmüşler. Onların Medine'de benim mescidimde 40 vakit kazanana Allah 3 beraat verir müjdesi de gitmiş. Arkadaşımızı hastaneye yatırıyoruz, kaldırıyoruz derken böyle orada sabaha kadar işte serum bağlamışlar filan. Sabahleyin geldi, hakkın helal et hocam, ben senin hakkını çok kötü düşündüm. Otur buraya dedim, işte böyle işte. Burada yemezsen dedim böyle 2 gün gidersin. Ama dedim biz 6'dan atıyoruz, her gün gidiyoruz 40 vakitte. Erken her şeyi yapıyoruz. Evet, işte ruhsatları kullanacaksın. Ruhsatları kullanacaksın. Ama o Medine'de, başka yerde de olur da, Medine'de biliyorsunuz ibadetler 1'e 1000, Mekke'de 1'e 100 bin. Mesela Peygamberimiz buyuruyor ki bir mümin cuma namazı kılarsa, oruç tutarsa aynı günde, cenaze namazı kılarsa, hasta ziyaret ederse, bir de fakire sadaka verirse tüm günahları silinir diyor. Yap Medine'de. Şimdi burada cenaze bulamazsın. Diğerlerini yapsam bile her camide cenaze mi var? O kadar, ama orada her vakit 5-6 tane ölü var, öleni var. Tam yeri. Ama sıcaklık 45 derece arkadaş. Şimdi oruç tutacağım derken beni hastaneye götürün diyeceksen hiç başına geçme. Evet, Allah'ın ruhsatı mecburu değil zaten bu da. Ruhsatları kullan. Ruhsatları kullan. Zaten bu iş zorlamayla olmaz. Mesela Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sabaha kadar 400 rekat namaz kılıyormuş. Teheccüd namazı. Hadi sen de kılmaya başla. Zorlasan bile dizlerin ağrır. Uykun gelir. Kendine tokat atmaya başlarsın filan filan. 2 gün, 3 gün biter. Böyle zorlamayla olmaz bu iş. Alıştıra alıştıra olur bu iş. Kabiliyet işidir bu iş. Yavaş yavaş olur bu iş. Birdenbire alırsan kalkan alırsın. Sonra hiç yapamaz olursun. O adam namaz kıldıkça zevk alıyor. Ayağı da ağrımıyor, kafası da ağrımıyor. Uykusu hiç gelmiyor. Sen de o hale gelinceye kadar yavaş yavaş, yavaş yavaş, kademe kademe olacak. Hani böyle çok oluyor da ben şu kadar zikredeceğim, şu kadar oruç tutacağım filan diyenler var şimdi. Ondan sonra da Bakırköy'e gidiyor tabii. Ölçüyü kaçırınca olmaz. Ruhsatları kabul edeceksin. Ruhsatları kabul edeceksin. Bu işler yavaş yavaş olur. Öyle diyor Peygamberimiz. Vakbelu ruhas. Azimetleri yapın ama, ona göz dükün ama, hedef o olsun ama, ruhsatları da kabul edin. Kabul edin. Hele bu devirde, hele bu devirde ruhsatla işi kurtaran gene evliya olur. Çok zor. Din kolaylıktan ibarettir. Sakın zorlaştırmayın. Böyle zevkle, içten gelen istekle fazlalıklar yapılır. O zaman hocam bu iş zevkle olacaksa ki ibadetleri neşeliyken yapın diyor Peygamberimiz. Namazı neşeliyken kılın diyor. Hocam ben hiç neşe duymuyorum ki.
Osman hiç namaz kılmıyor mu? Yok yok. Mecburi şeyler yapacaksın Osman. Osman mecbursun. Orada neşe duysan da duymasan da zorla kılacaksın. Hani bu biz dediğimiz gece kalkıyor adam teheccüd kılıyor. Fazladan ibadet ediyor. Bunlar konusunda diyoruz biz. Böyle yavaş yavaş kademe 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 yapacaksın. Evet. Onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve de unnase. Evet, siz azimete göz dikin, azimetleri yapın. Vakbelur ruhas. Ruhsatları kabul edin. Kullanın, kolaylıklardan yararlanın. Dinimizin verdiği kolaylıklardan kullanın. Ve de unnase. Evet, insanları da kendi haline bırakın. İnsanların peşine takılmayın. Gizli durumlarını araştırmayın. Zahire göre davranışlarınızı ayarlayın. Bunun niçin, gizli tarafı ne falan demeyin. Demeyin, casusluk yapmayın. Görünüşe göre pipirikli olmayın. Pipirikli olmayın. Böyle tingildeyip durmayın. Müslümanların gizli tarafını araştırmayın. Huzursuz olursunuz, uykunuz kaçar, dostunuz da olmaz sonra. Herkesin her şeyini aramaya kalkarsan dost bulamazsın, konuşacak adam bulamazsın sonra. Kimse de seni sevmez. İnsanları böyle görünmeyen ayıplarını, gizli işlerini araştırmaya falan kalkmayın. Bırakın o taraflarını da göründüğü gibi insanlara muamele edin. Gizli durumlarını araştırmayın. Fakat kefeytumuhum. Böyle yapmışsanız eğer sizin için yeterlidir ve insanların şerlerinden emin olursunuz. Ama inceleyip sık dokunursanız hiç kimse sizin yanınıza gelmez. Perişan olursunuz. Sırları, gizli olanları Allah bilir. Ya'lemu sirra ve ahfa. Taha suresi 7. ayet. Evet. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Semavat 7 kat. Hangisi bilmiyoruz. Bunu çözebilmişler değiller daha henüz alimler. Herkes bir fikir beyan ediyor. İnsanlık aleminin şu keşfettiği, hani gördük filan diyorlar ya, hepsi bir alem diyen var. Bunları işte 7'ye bölenler de var. Daha birlik yok. Allah'ın kudreti sonsuz. İmam-ı Azam Sübhan-ı men tahayyara fi sun'ukil ukul. Akıllara durgunluk hayret veren Allah. Ne yücesin görünce böyle söylüyor. Evet, semavattakiler ve ma fil ardı, yeryüzündekiler ve ma beynehuma, ikisinin arasında olanlar ve ma tahtes sera, toprağın altındakiler, hepsi Allah'ındır. Hepsi Allah'ındır. Ve in tejhar bil kavli, sen sözü açık söylesen, fe innehu ya'lemus sirra ve ahfa, gizliyi de iyice gizlenmiş olan şeyleri de sırları da Allah bilir. Ona göre adımını at, ona göre davran. Biz sırlarla uğraşmayız. Nahnu nahkumu biz zahir, vallahu ya'lemus serair. Biz görünüşe göre karar veririz. İmam-ı Azam sözü bu. Ehl-i Sünnet'in inancı, görüşü budur. Biz görünüşe göre karar veririz, sırlarla uğraşmayız. Hakim de bugünkü uygulanan hukukta da budur. Hakim dosyaya göre, delillere göre karar verilir. Arkasında bu böyledir demeye gidersen yanılırsın, işin içinden çıkamazsın. Delile göre karar verilir, ya beraat eder ya suçlu bulunur. Delile göre, görünüşe göre. Bunun altında da şu var, yo, orayı dur, orayı dur. Evet, sırlara Allah vakıftır. Senin ulaşabileceğin yere kadar olanlarla yetineceksin. Burada tabii dolaylı olarak şu da söylenmiş oluyor. Şimdi bugün kanunlarda berber yerli vatandaştan olur. Berber. Neden? Berberin bilmediği sırrı yoktur. Çünkü herkes gibi tıraş olur. Tıraş olurken başlar konuşmaya. O herkesin ailevi durumlarını bilir, iş durumlarını bilir. Nereye gelip gittiklerini bilir adam.
Şimdi o yabancı olursa casusluk yapar diye kanunlar berberler yabancı olmasını müsaade etmiyor. Casusluk yapar diye yerli vatandaş olacak derler. Kanunlarda var bu. Evet, şimdi bu ne demek? Berber herkesle ihtilat ediyor, karışıyor ya. Aa bak, insanlarla böyle fazla girip çıkarsan yakını zor kurtarırsın böyle şeylerden, kirli işlerden. Halbuki kirli işleri öğrenmeye kalkma. Bırak insanları ve da'un nase. İnsanları kendi haline bırak. Görünenle davranışlarını ayarla. Böyle gizli işlerimi öğrenmeye kalkarsan huzurun kalmaz. Dostun da kalmaz. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümkün mertebe, mümkün mertebe insanların arasına fazla girme. Ha, olmadı hocam. Tamam. Azıcık açacağız. İmam-ı Azam vasiyetname yazmış. Oğlu diyor ki, oğlum Hammad diyor. İnsanların içine fazla karışma. O dedikodulara, yanlış işlere seni de alet ederler. Sen hocasın, ben seni iyi yetiştirdim, hocasın. Fakat insanlardan tamamen de uzaklaşma. Faydan olmaz kimseye oğlum diyor. Ayarlı olacaksın, ayarlı. Ölçülü girip çıkacaksın. Tamamen kendin kaptırırsan bir gün dik durursun. İki gün, üçüncü gün sen de araziye uyarsın. Oho, her şeye karşı burnunu sokarlar senin de. Onun için bakıyoruz. Böyle birçok Allah adamı tepelere gitmişler, kaçmışlar insanlardan. İnsanın içinden düşer kalkarsa farkında olmadan onları da alet ederler işlere. Yani zor iş bu. Orada işaret var burada. Fazla girme, kaptırma kendini diyor. Peygamberimiz azıcık kenarda dur diyor. Şöyle ölçüyü kaçırma diyor. Evet, tekrar ediyoruz hadis-i şerifi. Azimetlerle amel et ama kolaylıkları da, dinimizin verdiği kolaylıkları da gerektiğinde kullan. Kullan. İnsanları da kendi haline bırak. Böyle yaparsan şerlerinden emin olursun. Bu hadis-i şerifi Abdullah bin Ömer'den nakletmişler. Birçok bu anlamda birçok hadis-i şerif vardır. Allah hepsinden razı olsun. Bizi de kötülüklerden korusun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza etakallahu min hadzal mal min gayri mes'alatin ve la israfin fehuzhu ve kulhu. Şu dünya malı sana istemeksizin, yüzsüzlük etmeksizin, ısrar etmeksizin gelmişse al, ye. Al ve ye. Ve temevvelhu. Onu mal edin, mülk edin. Kabul et, kabul et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi tabii bir olaya mebni irat buyurmuşlar. Abdullah İbni Ömer diyor ki radıyallahu anh, Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem bana ihsanlarda bulunuyordu. Çok zeki, alim, fakih bir insan. Çok seviyor Peygamberimiz. İlim sahibi, küçük insanların irşadına sebep olmuş. Büyük bir zat bu. Yani şu kadarını söyleyeyim. Bir kere Hazreti Ömer'in oğlu aslan yavrusu aslan oluyor. Ömer gibi. Adam nerede bulacaksın? Bu da öyle çok bilgili, çok prensip sahibi insan. Fakat en çok beni etkilen taraf, Peygamber nereye gitmişse, bakın Peygamber'i seviyoruz elhamdülillah, inanmışız. Allah bu sevgiyi gönlümüze daim eylesin, kuvvetlendirsin. Şimdi sevgiye bakın arkadaş. Sevgi demek sevdiğine uymak demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye gittiyse, kendini katılamadığı zaman arkasından gidiyormuş oraya. Soruyormuş, nereye bastı Peygamber? Resul-i Ekrem Efendimiz'in bastığı yerlere basıyormuş adam. Orada dolaşıyormuş. Peygamberin bastığı yerden bereket gelir bana diye. Her yaptığını yapmaya çalışıyor yani. Bu muazzam bir şey. Her yaptığını yapmaya çalışıyor Peygamberin. Böyle bir zat. Böyle bir zat. Ama
Abdullah ibn Ömer böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sünnetine uyuyor. Bazen de insanlar onu çileden çıkarmışlar. Çok alim olduğu için mesela bir heyet gelmiş sineğin kanını sormuş, yağını sormuş sineğin. Pek kızmış ona. Demiş, Allah'ın farzlarını güzel güzel, haramlarını, apaçık haramlarını yaptın, sineğinle uğraşın. Çık şuradan demiş ya. Başka işin yok mu senin? Şimdi bu devirde de çok var. Önümüzü kesiyor bizim. Hiç biz kızmıyoruz. Kızmamaya çalışıyoruz canım. Kızılmaz mı? Efendim ben şöyle bir rüya görüverdim diye başlıyor, bir saatimiz alıyor. Yahu benim bir saat ayıracak zamanım yok rüyaya mübarek. Şimdi öyle deyince yani Abdullah Ömer'in çık şuradan demek geliyor ama diyemiyorsun her zaman. Yahu bırak rüyalarla, şimdi rüyalarla uğraşan pek çok adam var. Evet, rüya Allah'ın müminlere bir ihsanıdır, müjdesidir ama önce akıl. Allah sana akıl vermiş. Kur'an var, sünnet var. Uyu lan onlara. Bunları bırakıyor, rüyayla uğraşıyor şimdi. İnsanların çoğu yahu. Yok canım, bu kadar rüyacılık da aşırı yani. Bu da olmaz. Hani Abdullah Ömer böyle bazen de sert çıkmış gelenlere. Sinen yanlış uğraşıyorsun ya demiş. Çık şuradan. Evet, bu Allah ondan razı olsun kabri. Mekke'de Kabe'den Hazreti Hatice anamızın kabrinin bulunduğu Cennet-i Muallâ'ya giderken oradadır ziyareden büyük adam. O işte diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana ihsanlarda bulundu, ilmimden, sevdiğinden dolayı. Huzhu, al şunu dedi. Ben de dedim ki ya Resulallah, benden ihtiyaçlılar var ya Resulallah, onlara versen olmaz mı? O zaman peygamberimiz biraz dikleşmiş. Sen istedin mi bunu demiş. İstemedim. İstemedin. Ben veriyorum ya demiş. Al şunu. Peygamberin verdiği alınmaz mı yahu? Hani biraz sofulukta azıcık sınırı geçivermiş de benden daha niyeti güzel tabii. Niyeti güzel. Demiş ki o zaman istemeden geleni, dünyalıktan istemeden geleni al demiş. Malım olsun senin, al. Ama aşk gözlülük yapma, gözünü dikme, o iyi değil. Onu söylemiş Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'ya. Evet, şimdi malı istemeden sana verirlerse Allah gönderir, al. Mal nedir? Mal. İslam'da her şey mal değil. Dinen parasal değeri olan şeye mal denir. Kıymetli olan, parasal değeri olan şeye mal denir. Mal denir. İslam'da her şey değerli değil. Bazı şeyler mal saymıyor İslam. Mal-ı mütekavvam deniyor buna. Değerli mal. Değerli mal. Şimdi hırsızlık sayacağız mı, saymayacağız mı? Çalınan şey değerli mal mı, değil mi? Orada lazım. Orada lazım. Şimdi tabii ben dinde olan söyleyeceğim. Kimse yanlış anlamasın. Kabul etmemek sizlere ait. Seyirciye, dinleyiciye ait. Ben onu söyleyeceğim. Mesela İslam'da şarap mal sayılmaz. Haramdır çünkü şarap yapmak, içmek. Mal sayılmayınca parayla satılamaz. Mal değil çünkü. Para mal karşılığı alınır. Değeri vardır. Parasal değer dedim ya. Şarap parasal, din de yalnız. Ben din açıdan söylüyorum. Parasal değeri yoktur. Onun için şarap satmak, karşılığında para alan karşılıksız para almış olur. Nereye gidiyor bakın. Mal tarifi ne kadar önemli. Karşılıklı mal almak iyi olur mu? Terliye terliye kazandın en helalıdır diyor Peygamberimiz. Davud Aleyhisselam da terliye terliye kazandığını yiyordu diyor. Böyle birisi hediye eder, hibe eder, miras kalır, şu olur, bu olur da
en helal para terliğe terliğe kazandındır. Şimdi öyle şeyler var, soruluyor. Efendim piyango bilmem ne falan filan hiç. Oo, 5 veriyorsun, 5 milyar alıyorsun gibi. Böyle karşılıksız şeyler İslam'da şey olmaz. Hediyeler ayrı, ikramlar ayrı. Ama para veriyorsun, karşılığında 5 yerine olmaz. Onu söylemek istiyorum. Şarap dinde mal değildir.